gel gelelim. Oyun. Şimdi deneyelim mi? Şimdi de deneyelim. Bakıyorum ben seni, merak etme. Merak etme. Yok yok, korkmuyorum, korkmuyorum. Köşe kaçtı sadece biraz. Çimende yürümek normal yolda yürümekten daha zor. Daha zor. Sen istersen de sallıyor, düşünme de kaybısı. Doğuştan cam kemik hastasıyım. Çocukken bir ip yumağı geldiğinde dahil kemiklerim kırılabiliyordu. Öyle bir kemik yapısına sahiptim. Sayısız kırığım oldu. Ve bu kırıklar sonrası vücudumda deformiteler oluştu. Bu deformitelerin giderebilmesi için çeşitli ameliyatlar geçirdim. Yaklaşık 6 senede toplam 6 kez ameliyat oldum. Bu ameliyatlar sonrası fizik tedaviye başladım. Ben ameliyatlar olmadan önce hani çevremdeki insanlar dahil bana yürüyemez diyorlardı. Benim hani yürümek hayalimdi. Ayaklarımda bulunan deformitelerden dolayı ayaklarıma basamıyordum, hani ayağa kalkamıyordum. Gitmiş oldum doktorlar. Sonraki çevremdeki insanlar bana hani yürüyemez diyorlardı ilk başlarda. Ama hani ben azmettim, ameliyatlar geçirdim. Bu bir ekip işi. Başta fizik tedavi doktorlarım olmak üzere fizyoterapistlerim sayesinde uzun uğraşlar sonucu çok şükür destekli bir şekilde yürüyebiliyorum artık. Destek almadan da yeni yeni adım almaya başladım. Koşu bandında yürümeye başladım. 12-13 yıldır kırılmalarım tamamıyla olmasa da durmuştu, fakat yaklaşık 2 ay önce bir kırık yaşadım. Sol humerusum kırıldı ve ameliyat geçirdim. Bu kırıklardan sonra tekrar fizik tedavi görmemiz gerekiyor ama sigorta yılda 60 seans olarak karşılıyor. Bu yeterli gelmiyor. Bununla ilgili de yetkililerden yardım, destek bekliyoruz. Çünkü cam kemik hastalarının düzenli bir şekilde fizik tedavi görmeleri gerekiyor. Neredeyse her gün almaları gerekiyor. Tabii tiplerine göre hani daha hassas davranılması gerekiyor. Kırım olduğu için de bu süreç her geçen gün benim aleyhime işliyor ve yürümem her geçen gün uzuyor. Emeği geçen en başta tabii ki destekçim ailem olmak üzere fizik tedavi merkezim olan fizyomere, tüm çalışanlarına, fizyoterapistlerime, Canan ablama ve diğer tüm terapistlere tek tek teşekkür ediyorum. Burak ilk geldiğinde yatağa alınırken bile çok tedirgin oluyordu. Çünkü onu kucaklayıp yatağa bıraktığınız anda bile kırıkları olabiliyordu. O yüzden hepimiz çok dikkatli davranmak zorundaydık. Öncelikle Burak'ın 21 yıldır hiç açılmamış ya da dokunulmamış eklemleri vardı. Onları açmamız gerekiyordu. Özellikle onlar üzerinde çalışmamız zaman aldı. Dikkatli davranmalıydık çünkü yeni bir kırığa ve yeni bir acıya sebep olmamamız gerekiyordu bu süreçte. O yüzden çok yavaş ve emin adımlarla ilerledik. Bir yılın sonunda Burak ilk kez ayağa kalktı, 24 yıl sonra. Hepimiz bundan çok büyük mutluluk duyduk ve feyz aldık. Dedik ki bu işin arkası gelebilir artık. Ondan sonra çalışmalarımız düzenli olarak devam etti. Burak çok büyük bir çaba gösterdi. Biz de ona mesleki anlamda ve kurumumuz adına yapabileceğimiz bütün destekleri sunduk. Biz onu tanıdığımızda 23 yaşındaydı ve hiç ayağa kalkmamış ve tekerlekli sandalyeyle gezen, başkasının yardımına ihtiyacı olan bir bireydi. İlk gördüğümüzde çeşitli kemik kırıkları nedeniyle, olduğu çeşitli ameliyatlar nedeniyle eklemleri tamamen kapalı denecek kadar kısıtlıydı. Biz ama ondaki azmi gördük ve çok yürümeye, ayağa kalkmaya, yürümeye istekliydi. Sürekli ben yürüyebilir miyim, siz bana destek olabilir misiniz şeklinde sorular soruyordu. Çevresinden yürüyemeyeceği konusunda yıllarca geri bildirim almış ama o çok azimliydi ve sürekli yürümek istiyordu.
Bizim uğraşlarımızın uzun süreceğini, bunun uzun bir süreç olduğunu, yılmadan, bıkmadan tedaviye devam etmesi gerektiğini kendisine anlattık. Kendisi her şeye hazırlıklıydı. Yalnızca hedefi, hayali yürümekti. Bir yıllık bir uğraş sonrasında biz burayı ayakta dik durdurabildik. Sadece düşünün, bir yıl uğraşarak ayakta dik durmasını sağladık. Daha sonraki ikinci yıl destekli ve çeşitli cihazlara bağlı olarak adım atabilmesini sağladık. Bu ondaki motivasyonu daha da arttırdı. Bu adım atmaların sonrasında yürüyebileceği umudu daha da arttı. Sürekli tedaviler neticesinde daha önceden walker dediğimiz yürüme cihazıyla yürürken artık 3 nokta destekli bastonla yürümeye başlamıştı. En sonunda geçen hafta artık bastonu da atarak kendisi bağımsız yürüyebilmeye başladı. Hadi. Beraber. Tamam. Hadi.